Bir önceki videoda denklemler sisteminin ne olduğunu öğrendik. Bu videoda denklemler sistemini çözmek için iki doğrunun grafiğini çizip tam olarak nerede kesiştiklerini hesaplamak zorunda kalmayacağınız cebirsel bir yöntem göstereceğim. Bu yöntem sayesinde cebirsel, kesin bir sonuç elde edeceğiz. Ve ilerideki videolarda bunu yapmanın farklı yöntemlerini göreceğiz. Pekala, diyelim ki iki denklemimiz var. Biri, x artı 2y eşittir 9, ve diğer denklemde 3x artı 5y eşittir 20. Bir önceki videoda yaptığımızı yaparsak, yapacaksak bunların grafiğini çizeriz. Bunlar doğrularımız. Eğim kesme noktası veya nokta eğim formu şeklinde yerleştirilebilirler. Şu anda standart formdalar. Bu iki doğrunun grafiğini çizip nerede kesiştiklerini bulabiliriz. Ama bazen nerede kesiştiklerini sadece bakarak bulmak zordur. O halde gelin bunu cebir kullanarak bulmanın yolunu öğrenelim. Bu yönteme yerine koyma denir. Değişkenlerden birini bulmak için denklemlerden birini kullanacağım. Daha sonra da buradaki bu değişkenin yerine koyacağım. Ne demek istediğimi göstereyim. Yukarıdaki bu denklem için x'i bulayım. Denkleme göre x artı 2y 9'a eşitmiş. x'i bulmak istiyoruz. O halde eşitliğin iki tarafından da 2y çıkarırız. Elimizde x eşittir 9 eksi 2'ye kalır. Bunu sadece biraz düzenleme yaparak ilk denklemden öğrendik. Her iki denklemi sağlaması için x'in bu sınırlamaya uyması gerekiyor. Şimdi de bu değeri x'in yerine koyalım. Yukarıdaki denklemde x'in buna eşit olması gerektiği söylenmiş. Eğer x buna eşit olmalıysa şimdi elimizdeki değeri aşağıdaki denklemde x'in yerine koyalım. O zaman ikinci denklem nasıl başlıyordu? 3 çarpı x değil mi? Burada x yerine 9 eksi 2'ye yazacağız. Yani 3 çarpı 9 eksi 2'ye artı 5'ye eşittir 20. İşte bu yüzden buna yerine koyma yöntemi deniyor. Burada x'in yerine ilk denklemden bulduğum değeri koydum. Peki bu neden işe yarar? Çünkü artık tek bilinmeyenli bir denklemin var ve y'yi kolayca bulabiliriz. Hemen bunu yapalım. 3 çarpı 9. 27. 3 çarpı eksi 2y eşittir eksi 6y. Buna 5 y eklenince 20'ye eşit oluyormuş. Güzel. Eksi 6 y ile 5 y'yi toplarız. başta da 27 var. Yani 27 eksi y eşittir 20. Şimdi de her iki taraftan 27 çıkaralım. Sol tarafta 27'ler birbirini götürdü. Elimizde eksi y eşittir 20 eksi 27 yani eksi y eşittir eksi 7 kalır. Eşitliğin iki tarafına eksi 1 ile çarparsak y'nin 7'ye eşit olduğunu buluruz. O halde bu iki doğrunun kesişme noktasının y değerini bulduk. y 7'ye eşitmiş. Bunu buraya yazalım ki Sürekli aşağı yukarı gidip gelmeyelim. Y eşittir 7. Pekala, eğer y 7 ise x'i bulabiliriz. Kolay. X 9 eksi 2y'ye eşitti. Hemen bunu çözelim. X eşittir 9 eksi 2 çarpı 7. Yani x eşittir 9 eksi 14. O halde x eksi 5'e eşittir. İşte yerine koyma yöntemini kullanarak, yerine koyma yöntemini kullanarak bu denklemleri sağlayan x ve y noktalarını bulduk. x'in değeri eksi 5'e, y'nin değeri ise 7'ye eşit olduğunda her iki denklem de geçerli. Bunun hemen sağlamasını yapalım. Eksi 5 artı 2 çarpı 7, bu eksi 5 artı 14 demek, bu da 9'a eşit. Diğer denkleme de bakalım. 3 çarpı eksi 5, eksi 15. Buna 5 y yani 5 çarpı 7 eklenecek. Eksi 15 artı 35, gerçekten de 20'ye eşittir. O halde bu değerler iki denklemde sağlıyor. Sağlamasını da yaptık. Bu iki denklemin grafiğini çizecek olsak, doğrular eksi 5'e 7 noktasında kesişeceklerdi. Şimdi yeni öğrendiğimiz bu yöntemi sözlü bir problem çözmek için kullanalım. Diyelim ki iki sayının toplamı 70, farkları da 11. Bu iki sayı nelerdir? Şimdi bu problemi çözelim. Önce değişkenlerimizi belirleyelim. x büyük sayı, y de küçük sayı olsun. Bu değişkenleri rastgele seçtim. Biri diğerinden daha büyük, farkları da 11. İlk ifadeye bakalım. İki sayının toplamı 70. Yani x artı y 70'e eşitmiş. İkinci ifade farkları 11 diyor. Yani küçük sayıyı büyük sayıdan çıkardığımızda sonuç 11'miş. İşte bu kadar. İki bilinmeyenli iki denklemimiz var. İki denklemli bir sistem. Artık bu problemi yerine koyma yöntemiyle çözebiliriz. İlk denklemde x'i bulalım. Her iki tarafa y eklersek eşitliğin sol tarafında sadece x kalır. Y'ler birbirini götürdü. Sağ tarafta ise 11 artı y kalır. Yani x eşittir 11 artı y. Yani ikinci denklemi kullanarak x'in y artı 11'e eşit olduğunu bulduk. Şimdi bu eşitliği yukarıdaki denklemde yerine koyacağız. Yani x artı y eşittir 70 denkleminde x gördüğümüz yere y artı 11 yazacağız. Bu denklemde yerine koyalım. Unutmayın x yerine y artı 11 koyuyoruz y artı 11 koyacağız. O halde y artı 11 artı y eşittir 70 olacak. Burası x. Buradaki x'in yerine y artı 11 koydum. Şimdi y'yi bulalım. y artı 11 artı y 70 dedik. Yani 2y artı 11, 70'e eşitmiş. Her iki taraftan da 11 çıkarırsak, elimizde 2y, eşittir 59 kalır. Demek ki y 59 bölü 2 eşitmiş. 59 bölü 2 de hesaplandığında 29,5 ile 29 buçukla aynı şeydir. Demek ki y 29 buçukmuş. Peki x ne eşit olacak? x'in y artı 11 e eşit olduğunu zaten biliyoruz. O zaman bu eşitlikte y'nin yerine 29 buçuk koyacağız. 11 ile topladığımızda x'in 40,5 40,5 olduğunu bulacağız. İşte bu kadar. Bu iki doğrunun kesişimi sorulursa, kesişim sorulursa bu noktanın kesişim noktasının 40.5'a 29,5 olduğunu söyleyeceğiz. X'in buradaki ilk denklemden bulup diğer denklemde yerine koyabilirdik. Y'yi de buradaki denklemden bulup diğer denklemde yerine koyabilirdik. Önemli olan şey, önemli olan şey her iki sınırlamayı da her iki sınırlamayı da göz önünde bulundurmaktır. Şimdi bulduğumuz değer doğru mu bir sağlamasını yapalım. Bu iki sayının toplamı nedir? 40,5 artı 29,5, 70 eder. Aralarındaki fark da 11. Şahane!